Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyed dîne bâde en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel khayri velev asîran. İlemu enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasıl ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza kâne âhirul zaman haruma fihi dukulul hammam ala dükûri ümmeti bimâdiriha kalu ya Resulallah ve kâle liennehum yedhulûne ala kavmin urat ve yedhulu aleyhim akvâmun urat. Ela vakat la'ana Allahu an-nazira ve'l-manzura ileyh. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete ithal eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ kâne âhirü zemâni, ahir zaman geldiğinde, olduğunda harume fîhî, bu zamanda haram olur. Ne? Duhulul hammam ala zükûr-ü ümmeti. Ümmetimin erkeklerine hamama girmek haram olur. Hamam, sıcak suyun olduğu, insanların yıkandığı yer. Bu konuda ilk hamamı inşa eden, yapan Süleyman Aleyhisselam'mış. Hamamla ilgili daha çok hadisler var. Şimdi biz bir açıdan ona değineceğiz. Efendimiz öyle buyuruyor. Ahir zamanda erkeklerin hamama, ümmetimin erkeklerinin hamama girmesi haram olur. Bimâzirihâ, peştemallarıyla bile olsa, peştemal örtünseler de hamama girmeleri haram olur. Kâlû ya Resûlallah, elime zâke. Ya Resûlallah, bu neye? Neden? Şimdi erkek örtünüyorsa göbeğinden diz kapağına kadar olan kısım haram erkeğin. Erkeğe erkeğe de haram. Örtünüyorsa ya Resulallah niye haram olsun ki? Girmek niye haram olsun? Bir de peştemalla diyorsunuz ya Resulallah. Resul-i Ekrem şöyle cevap verdi. وَقَالَ لِيَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ عَلَى اُمَّنْ قَوْمٍ اُرَاءً. Çünkü onlar böyle örtünüp girseler de içeride çıplak adamlar var. Çıplak erkekler var. Yani o devirde insanların çoğu avret mahallelerini açarlar. Bakışlardan, başkalarının bakışlarından kendilerini, avret mahallelerini korumazlar. Dışarıdan sen kapalı girsen bile içeride açık insanlar var. Daha bu birinci sebep. Ve yedhulu aleyhim akvamun ura. İkincisi, onlar kimse yokken içeri girseler onların üzerine çıplak adamlar gelir girer. Arkadan gelenler de çıplak olur. Evet. Onun için erkeklerin ahir zamanda ümmetimin erkeklerinin hamama girmesi yasak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Erkeğin
setri avret, yani avret dediği görünmesi caiz olmayan, kapalı kalması, gizlenmesi dinen istenen bölgeye denir. Erkeklerin avret mahalli göbeği altından diz kabağı altına kadardır. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Bunun sınırları geniş, az, mezheplere göre farklı ama ben Hanefi mezhebine göre arz ediyorum size. Kadınların da Efendimizin hadisine göre, bu benim tarifim değil, benim kanaatim değil. Ayşe radıyallahu anha validemiz peygamberimizin hanımı. Onun ablası da Esma, Hazreti Ebu Bekir'in kızı, ikisi de Ayşe anamızın ablası olduğu için Ayşe anamızı ziyarete gelmiş ve o odasında başını açmış, bağrını bacağını açmış, Medine sıcak. O sırada da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş eve, evi çünkü. Ve bakmış ki Esma açık saçık. Hemen arkasını dönmüş. Buhari hadisi bu. Ya Esma, kadın kısmı hayız gördükten sonra, baliga olduktan sonra işte şu yüzü, işte şu elleri hariç, ayakları da buna dahil ediyorlar içtihatla, hiçbir yerini erkeklere gösteremez buyuruyor. Peygamberimiz çizmiş. Biz de size aktarıyoruz. Evet, şimdi örtünme, ayıp yerlerini başkalarına göstermeyecek şekilde bir haille kapatmak. Bunun da şeyini yine siz fukahanın ölçülerini size ben naklediyorum. Fatih'in hocalarından, Osmanlı medreselerinde asırlarca üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuş Molla Hüsrev Hoca'nın Dürer'i vardır. Bu dürerde setri avret bahsine bakabilirler. Herkes tahkik edebilirler. Örtünme olabilmesi için diyor. Dışarıdan baktığın zaman örtülmesi gereken bölgenin görülmemesi lazım. Yani örtü olarak konan, hail, perde olarak konan şeyin kalın olması lazım. Bir. Ve dışarıdan bakıldığı zaman örtülmesi gereken bölgenin hatları belli olmaması lazım. Girintileri, çıkıntıları belli olmaması lazım. Yani bolca olması lazım. Dar olmaması lazım. Kalın bir şey giymiş ama çok dar. Vücut hatları belli oluyor. Hoca örtülü saymıyor. Yani ben tahkik edebilirsin. Türkçesi de var. Tercüme edilmiştir. Bir müftü tarafından. Bizim Ahmet Davutoğlu hocamız da bir takriz yazmış. İyi tercümedir diye. Oraya bakabilirsiniz. Örtülmeyi böyle tarif ediyorlar. Efendim renk önemli değil. Renk önemli değil örtülme konusunda. Bunu da tabii gene ben kendi kanaatim olarak söylemiyorum. 270'de vefat eden, Hicri 270'de vefat eden Ahmet el-Cessas. Ahkam-ül Kur'an'ı var. Orada Kur'an'daki hüküm ayetlerini toplamış, bir eser meydana getirmiş. Hanefi fakihidir. Büyük müştehittir. O da Resulullah zamanında siyah giyen kadınlar vardı, beyaz giyenler vardı, renkli giyen kadınlar vardı. Peygamberimiz bunlara hiç sesini çıkarmadı. Öyleyse diyor, örtünmek esastır, renk önemli değildir diyor. O hoca söylüyor, ben de onu size aktarıyorum. Yani illa şu renk olması diye bir şart yok. Örtünme, arz ettiğim şekilde dışarıdan baktığı zaman altı görünmeyecek kadar kalın, vücut hatlarını belli etmeyecek kadar geniş olmalı, şeffaf olmamalı giyilen şey. Örtünme böyle olur diyor. Hoca da böyle söylüyor. Fukaha da böyle söylüyor. Ben de arz ediyorum. Bu erkek için de böyle, kadın için de böyle. Artık şimdi biraz da isterseniz açalım. Delikanlı daracık bir pantolon giyiyor, kot pantolon giyiyor ya başka bütün her şeyi meydanda. Hoca öyle diyor Molla Hüsrev. Örtülmüş sayılmaz diyor. Vücut hatlarını meydana çıkarıyor. Yani biraz bol giyeceksin, geniş giyeceksin, giydiğini. Kadın da böyle, erkek de böyle. Çünkü örtülmesi gereken bölgeleri örtmemiş oluyor. O da haramdır diyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeyi. Şimdi aynı zamanda erkekler peştemal örtünseler, tabii hamamdan yıkanacak adam pantolon, don giymez.
Yıkayacak çünkü her tarafını. Peştemal mizer, peştemal izar. Evet, ihramın alt peştemalına izar diyorlar. Omuza atılana rida diyorlar. Mizer, izar. Ha işte o, onu örtülse bile girmez çünkü girdiği zaman içeride çıplak adamlar vardır diyor. Öyle olacak diyor. Kendisi kimse yokken girse de üstüne diyor çıplak adamlar gelecek diyor. Yine haram yerler görülecek diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem avret mahallerini tamamen aşmak veya kısmen aşmak haramdır. Ayet-i celilelerle sabittir. Avret mahallerini açan kimsenin o şekilde namaz kılarsa namazı caiz değildir. Huzu zinetekum inde kulli mescid. O ayetin bütün şerhinde bütün müfessirler, fukaha bu ayetin örtünme ayetin olduğunu, namazda caiz olmayacağını, örtünmeksizin namazın açıklıyorlar. Evet. Sonra başka da örtünme ayetleri var. Evet. Yalnız kadınlar konusunda hani renk önemli değil dedik ama kadınların kendilerini erkeklerin dikkatini çekecek, onların nazarlarını cezbedecek, celbedecek şekilde giyinmemeler lazım. Hani herhangi bir renk bir memlekette hiç kimsenin alışık olmadığı, görmediği, kimsenin giymediği bir renkse tek başına o rengi giydiği zaman hangi renk olursa olsun dikkati çekiyorsa o zaman doğru olmaz. Çünkü o zaman وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَ kendini arz etmiş olur, göstermiş olur, nazarları kendini celbetmiş olur. Bu dinde yasak. Evet, ayetlerle sabit. Bunlar fukuhada, fıkıh kitaplarının yeri var. Onların kanaatlarını size aktardım. Evet, aynı zamanda erkekler peştemalla bile olsa, peştemalla olsa girmezler. Çünkü avret mahalli tamamen aşmak veya kısmen aşmak haramdır, haramdır. Eğer insanların ortasında açılırsa bu, insanların ortasında açılırsa, bu Ahmet Ziyaddin Hazretleri fıkıh kitaplarından alarak söylüyor tabi, kebira, büyük günahtır diyor. İnsanların arasında işte delikanlı çırılçıplak denize giriyor. Hep erkek olsa bile çünkü göbeğiyle diz kapağı arasını örtmek farz. Orayı açarsanız arkadaş arkadaşa bile olsa insanlar ya onlar da başkalarının yanında girerseniz büyük günah olur. Tek başına girerse de caiz olmaz. Şimdi çünkü her taraf boş değil ki. Bir biz yokuz yani yeryüzünde. Bizden başka yaratıklar da var. Cinler de var mesela. Onların da Müslümanları var. Melekler var. Görevli melekler var. Onlar da böyle Allah'ın emirlerini çiğnemekten rahatsız oluyorlar. Huzurları kaçıyor. O yönden caiz değil. Böyle olmalı. Ama yalnız başına kapalı yerde olursa edep açısından örtülmesi gerekir. Bunun dışında o zaman haram olmaz ama o açık yerlerde her an bir başkası görebileceği için caiz olmaz. Hele insanlar varken açılmak büyük günahtır diyor. Evet. Özellikle diyor bu açılan kimse erkek veya kadın gençse evet setr-i avretin açması daha da günahını daha da büyük suçu daha da büyük olur diyor. Gümüşhanel Hazretleri fukahadan naklederek. Evet. Ela vakat la'anallahu nazara. Evet. Şimdi dikkat edin diyor peygamberimiz. Hadisin alt tarafı bu. Dikkat edin. Allah muhakkak avret mahallini açan bir müminin erkek veya kadın avret mahallini açan kimseye bakana lanet etmiştir. Vel manzura ileyhi açana da lanet etmiştir. Bakana da lanet etmiştir. Manzura ileyh demek kendisine bakılan demek. Yani o dikkat etmiyor, aldırış etmiyor. Bakamazsın. Bakana da lanet ediyor. Hadis-i şerif bu. Ben aktarıyorum. Yani kat kelimesi var. Bir de fiil mazıyla la'ane diyor. Yel'ane dese o kadar kesin olmaz. Ama la'ane dediği gibi bir de kat getirmiş. Arapçada kat teyit, tekit anlamını ifade eder. Kesin olarak ona lanet etmiş. Ne demek lanet? Allah ona gazap eder, rahmetinden mahrum kalma tehlikesiyle
mahrum kalır diyemiyorum. Aslında lanet rahmetten mahrum kalmak demektir. Fakat mümin olanın rahmetten ebediyen mahrum kalması ehl-i sünnet mezhebine göre düşünülmez. İmanın sebebiyle cezalandırsa da Allah yine ona imanın sebebiyle rahmet eder, yine kurtarır onu. Ebediyen cehennemde kalmaz. Yani rahmetten onu mahrum eder diyemiyorum. Rahmetten mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalır bu kimse. Evet, buna bakan da böyledir, açılan da böyledir. Peygamberimizin ifadesi. Yani bu açılmış ne, bende ne kabahat, açılmasaydı yok sen de bakmayacaksın. Gözüne, değil mi Hacı Bektaş Veli Hazretleri ne güzel söylüyor. Eline, beline, diline, gözüne sahip ol. Söz. Ayet hadisleri ifade etmişler. Evet. Gözüne sahip çıkacaksın. Peygamberimizin de hadisleri var zaten. Mesela Efendimiz hac ettiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu Abdullah Fadıl da olabilir. Şimdi karıştırabilirim. Tarihçi olmadığım için Efendimizin terkisindeymiş. Bineğinin arkasına genç, delikanlı akrabası, amcası oğlu. Çok yakışıklıymış. Peygamberimize soru sormaya geliyorlar. O soru soran kadınlara bakıyor. Peygamberimiz baktıkça şöyle yan geliyor. Baktırmıyor yani. Bu deva bu taraftan bakıyor, bu tarafa. Vay, yılıkıyor Peygamberimiz. Buhari hadisi bu. Ve uyarıyor. Bu olacak, yani onu kınamayın. Bunlar olacak, biz gelecek nesillere hüküm çıkacak. Onlar kobay, deneme, laboratuvar. Bu olay olmasaydı Peygamberimiz bu hadisi irat buyurmayacaktı. Şimdi esas sebep bu. Yani sahabe de böyle mi yapıyormuş demeyin yani. Bunlar şeydir. Bu sebeptir Peygamberimizin şimdi söyleyeceği hükme. Delikanlı diyor. Bugün gözüne sahip olursan günahlar sıfır olur. Taşı koyuyor, ondan sonra hazır ol da duruyor tabii. Daha da bakmıyor. Tabii bütün herkese. Haçta yorgun argın, dünyanın her tarafından kültürü, görgüsü. Değil mi? Afrika'dan geliyorlar, her tarafı açık. Açmış, yo sen de bakamazsın bak. Açana da lanet, bakana da lanet. Gözünü sakın. Haçta hele bunlar çok olduğu için delikanlı, gözüne sahip olursan bugün günahlar sıfır olur diyor. Dikkat et. İmtihan yeri burası. İmtihan yeri burası. Evet, bu şimdi her yer öyle. Lanallahu nazira vel manzura ile. Bu bir hadistir tabii. Bu bir hadistir. Yani ayet olsaydı kesin diyecektik. Haber vahid olduğu için ayet kadar kuvvetli değil ama peygamberin hadisi İbn-i Mace nakletmiş. Abdullah bin Ömer'den, İbn-i Asakir Zühri'den nakletmiş. Zühri İbn-i Şihab'dan nakletmiş. Evet. Hadisin bir başka varyantı şeyi şöyle. Tuftahu ardul e'acim. Yabancı memleketler fetholunacak. Yani sadece Arabistan yarımadasına kalmayacaksınız. Yabancı memleketler fetholunacak. Ve seteciddüne fîhe buyuten. O fethedileceğiniz arazilerde bulacaksınız bir takım evler. Yukalul hammamat. Hamam denir onlara. Değil mi? Araplarda yok. Sıcak memleket. Ama işte bizim memleketlerde her tarafta hamamlar var. Aha, burada da cami yapılırken bakmış adamın birisi taşı alıyor minareye çıkarıyor, taşı koymadan tekrar indiriyor, bir daha çıkarıyor, dikkatini çekmiş. Gel bakayım buraya, niye demiş, sen demiş taşı çıkarıyorum aynı taşı indiriyorum. Efendim demiş, ben yıkanamadım, yıkanacak yerim yoktu. Şimdi gelmesem de ücretten olacağım, ücret almak da zorundayım. Böyle bu vaziyette cünüpken de diyor taşımın diyor konmasını istemediğim için vicdanen hemen durdurmuş inşaatı, hamam yaptırmış. Şimdi burada hamamlar var. Bütün medreseler, camilerde yakınlarında hamamlar var. Bu dinimizin temizlik dini olması sebebiyle hep yapılması gereken şeyler. Ama işte oraya gideceksin de
Gittiğin zaman örtüneceksin. Dışarıda da örtündüğün gibi orada da özellikle dikkat çekiyor Peygamberimiz. Gitmeyin diyor. Çünkü dini duygular zayıflayacak, ahir zamanda aldırmayacak içeridekiler. Siz sağlam olsanız daha içindekiler çıplak. Bunları göreceksiniz. Veya boşkan girersiniz, arkanızdan adamlar gelir. Şimdi bu hadisi özellikle duyuruyoruz. Kaplıcalar var. Memleketimiz o yönden çok zengin. Memleketin her tarafında yoğunluğu çeşitli derecelerde çok güzel sıcak sular. Allah öyle nimet yani, büyük nimet. Çeşitli hastalıklara şifa kaynağı onlar. Gidiliyor. Evet, gidiliyor. Herkes gidiyor. Evet. Biz tabii sohbet esnasında bunların bu tesettüre riayet etmediğini duyduğumuz için dedik gitmeyeceğiz. İşte bir yerde belediye başkanı bize demiş ki siz girecekseniz o gün işte o çamur var, bir çamur çok şifalı, üstünüze sürdünüz mü romatizmayı geçiriyor filan. Erken açacağım, kimse gelmeden açacağım, girin filan. Gittik biz arkadaşlarla. Hakikaten kim, daha bir saat erken açtı adam. Girdik. Biz içerideyken Peygamberimizin hadisi mucizesi, şimdi diyor zaten mucize. Zamanında Peygamberimiz zamanında yoktu bunlar. Sonradan aynen çıktı. Ben de bir şahidim, onu anlatıyorum bu olayı. Bir şey, dışarı bir çıktık ki yaşlı yaşlı amcalar hiçbir şey yok üstlerinde. Dolmuşlar içeriye. Sadece erkek. Arkadaşım biri dedi ki ya siz ayıp değil mi? Niye utanmıyor musunuz? Amcalar dediler ki hepimiz erkeğiz. Niye ayıp olsun? Evet bak efendim ne diyor, görmüş bunu ta o zamandan. Halbuki erkek erkeğe de olsa göbeği altından diz kabuğu altına kadar o kısım haram. Dinimizin kuralı bu. Be adam yani bunu da yaşlı amca söylüyor. Niye haram olsun diyor. Bilmiyor konuyu. Yani aynen tabii kaçtık hemen biz oradan. Şimdi biliyoruz ki, duyuyoruz ki kadınlar da dikkat etmiyor buna. Kadınların da göbeği altının diz kabuğunun altına kadar kısmı kendilerine haramdır. Kadın kadına haramdır. Erkeklerin de haramdır. Onun için buna dikkat etmeleri lazım. Yok ya dikkat edilmiyor. Gitmeyeceksin diyor işte bak. Gitmeyeceksin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle çıplak olana, bakana da Allah lanet etsin diyor. Dikkat etmeyip de baktırana da Allah lanet etsin diyor. Biz de size duyuruyoruz. İçeride bu gibi şeyler tabii herkesin dindarlık ölçüsü, bilgisi bir olmadığı için korunsan bile, görmesen bile işte mahsurlu kadınlar ancak zaruret dolayısıyla hamama gidebilirler. Diyor fıkıh kitaplarında işte hamam, yıkanacak yer yok, hamam yok. Böyle durumlarda hayızdan temizlenmek için, cinabetten temizlenmek için zaruret dolayısıyla gidebilir. Zaruret budur. Bu hadiste bahsedilen hususlar heza min mucizatin nebi aleyhissalatu vesselam, peygamberin mucizelerindendir ve haber verdiği gibi gerçekleşmiştir diyor. Biz de şahit olduk. Dünyanın her tarafında da böyle çok laubali insanlar. Hamama gerek yok, sokaklar bu hale geldi zaten. Evet, tabii biz Müslümanlara duyuruyoruz. Karar vermek onlara ait. Sorumluluk bir iştir. Açılmayacaksın da, açılana da bakmayacaksın. Gözüne hakim olacaksın. Mümkün mü efendim? Hazreti Ali de demiş, efendim ya Resulallah geziyoruz, gözümüz takılıyor. İlk nazar senin Ali demiş. Ondan sonrası haram. Tabii ben önüme çukur mu geliyor, ne mi geliyor? Karşımda bir duvar mı var? Onun için gözümü kaldıracağım. Bakınca da önümdekini göreceksin. Hemen kafanı, gözünü çevireceksin. O zaman vebali yok. Nereli acaba, kaç kilo acaba filan demeye giderseniz o andan itibaren haram olur. Evet, fıkhi açıdan böyle. Kararı siz vereceksiniz. Hadis-i Şerifi İbn-i Mace, İbn-i Asakir, Abdullah İbn-i Ömer'den ve Zühri'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi
hamamda, banyoda, banyo şimdi adı banyo Fransızcadan, banyo Türkçeleşmiş, banyo, banyoda küvetinizin etrafını perdeyle gererseniz veya duşa kabin dediğiniz o sürgülü içeri görünmeyen şeylerden yaparsanız orada çıplak yıkanabilirsiniz. Eşler birbiriyle beraber yıkanabilir dinen bir mahsuru yok. Ama o vaziyette kıbleye önünüzü arkanızı dönmeyeceğinize dair hadis okuduk burada size. O edepsizlik olur. Onun için doğu, Türkiye'de doğuya batıya döneceksin. Evinizi yaparken, küvetinizi koyarken ona göre koydurun. Önünü arkanı yani açıkken kıbleye döndürmek kerahattir, terbiyesizliktir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi vardır. Tuvalette de önünüzü arkanızı kıbleye döndürmek yasaktır. Peygamberimiz yasaklıyor, edepsizliktir. Doğuya batıya Türkiye'de ama mesela Irak'taysanız o zaman güneye kuzeye döneceksiniz. Çünkü kıble onlara göre batıda. Doğuya batıya dönmeyeceksiniz. Yani bulunduğunuz kıbleye dönmeyeceksiniz. Yani onu arz etmek istiyorum. Bunlara ev yaptırırken ve evinizde banyo, tuvalet varsa onlar da oturma pozisyonlarında bunlara dikkat edeceksiniz. Bunlar güzelliklerdir. İslam edep dinidir. Kur'an edep dinidir. Şems-i Tebriz de öyle. Gözünü aç, çeşim bükçe ve kelamullahira. Allah'ın kitabı Kur'an'a bak. Ayet ayet hem kira Kur'an edebez. Kur'an edepten ibarettir. Akıl dilem yoft ki çebaşet iman. Akla sordum iman nedir azizim? Evet, akıl bana dedi ki iman edepten ibarettir. Evet, İslam edeptir. Ya bunlar teferruat değil. Bunlar bizim kişiliğimizi oluşturan ayrıntılardır. Bunlara dikkat ederseniz güzel insan olursunuz, salih insan olursunuz. Allah'a karşı, Resulullah'a karşı edepsizlik yapmazsanız Allah'ın rızasını, peygamberin sevgisini kazanırsınız. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ömründe kıbleye karşı uzanıp ayağını uzatmadığı gibi, yani tuvalette, banyoda bu hadisleri uyguluyorlar, hiç dönmediği gibi bunları öğreten hocasının evinin bulunduğu semte de hiç ayağını uzatıp oturmamış. İslam edepli olursanız işte böyle imam olursunuz. Hem de İmam-ı Azam olursunuz. Yani Allah Cenab-ı Hak kapınızı aç verir. Yani bu kadar şeyler sıkıştırma falan. Yok, sıkıştırmıyorum. Ben duyuruyorum. Karar sizin. Adam olacaksınız. Bunlar, bu ayrıntılara da dikkat edeceksiniz. Şimdi kitabını okuduğumuz bu zat ömründe hiç ayağını uzatıp yatmamış. Haram mı? Yok canım, biz haram demiyoruz. Ama Allah'ın görür biri olduğu, Allah görür biri değil mi? Her zaman görüyor değil mi? Allah beni görüyor, edepsizlik olur diye hiç ayağını uzatmış, yapmamış. Yaşlandığında hastalanmış, doktor çağırmışlar. Ya burada yakınımızda yatıyor. Hoca ben demiş, şu dizlerini bir uzat, dizlerini dikip dur böyle. Bir uzat demiş, rahat et. Estağfurullah demiş, Allah'ın huzurunda ayak uzatmak olur mu? Evet, ama bakın kitabını ben okuyorum. Milyonlar bunu dinliyor. Bunun sevabı kime gidiyor? Bu kitabı yazana. Bakın böyle edepli olursan milyonları dinlettiriyor. Öyleli 2 sene olmuş. Ama boyuna daha dünyaya her tarafa gidiyor bu. İşte bu edeplere dikkat ihat ederseniz Cenab-ı Hak sizi böyle bir aziz eder. Biz onları size duyuruyoruz efendim.